Merhaba, Iveco'nun çok güzel bir karavanı var karşımızda. Çok güzel bir aracı var. Arkası çift teker. Yüksek olan. Şöyle kablo var. Kabloyu sıkıştırmadan şöyle göstereyim size. Yani şu çıkıntı olan serisi çok hoşuma gidiyor. Çünkü kamyon diye geçiyor. Yerden çok yüksek. Bakın şu an dizime geliyor. Nereden baksanız. Şöyle bayağı bir mesafe var. Çok güzel bir karavan. Arkası da çift teker olduğu için zaten çamurlukları da böyle taşıyor falan. Çok güzel görünüyor. Kesinlikle hafiften araziye falan da girebileceğiniz bir karavan. Fakat çok kötü bir karavana dönüştürme süreci yaşamış. Bize geldi amcamız, sahibi yaşlı bir amca. Biz burada bazı şeyleri değiştirebildik. Bazı şeyler de ekonomik olarak yani fazla gelecek. Minimum düzeyde onun işini yarayabilecek şekilde halledip rahatça kullanmasını sağladık. Öncelikle arkadaşlar bu karavanın yakıt tüketiminden bahsetmek istiyorum. Ben zaten arabanın içini girip inceledim hani amcaya fiyat vermek için ve yardımcı olmak için eksikleri tespit edebilmek için. İlk sorduğum şey dedim ki bu araç ne kadar yakıt tüketiyor? 11,1 litre yol bilgisayarı. Arkadaşlar ben geçenlerde Antalya'ya gittim. 8-9 gün kaldım geldim. Benim karavanımın yol bilgisayarı 8,4 yaktı. Ve şeylerle de tutarlı yani aldığım yakıt fişleriyle de tutarlı. Bu araba 11,1 yakıyor. Yani ne kadar fark var? 2,7 litre 100 kilometrede. 2,7 litre arkadaşlar. Yani 35 ile çarpsak yani 70-80 lira bir fiyat fark ediyor. Her 100 kilometrede ben daha az ödemişim. Peki neden daha az ödemişim? Arkadaşlar benim aracımda kavak kontra kullanılmış. Bu gördüğünüz karavanda ise komple MDF. Yan duvarlar MDF, buralar MDF, bombeler MDF. Bir de kalın 1,8 milim. Zaten genelde karavan işiyle uğraşmayan mobilyacılar yapamıyorlar. Yani 1,8'e alışmışlar. Sen ona 1,5'luk bir iş yaptırdığın zaman adamın bütün düzeni bozuluyor. O yüzden uyum sağlayamıyor. O yüzden 1,8 MDF'ye alışmışlar. Hep oradan devam ediyorlar. Arkadaşlar ağır. Bazı kötü işçilikler var. Mesela buraya masa koymamış. Buraya normal masa koymuş. Buraya sen normal masa koyarsan burada şöyle mesela bir masa olduğunu düşünün. Buradan yaşlı bir insan yani 67-68 yaşında iki kişi nasıl buradan yatağa geçecekler? Şöyle bir şey de yapmış arkadaşlar. Burada yatak var. Şurada ranza var. Bakın seviyeyi görüyor musunuz? Buraya ranza yapmış. Arkadaşlar burada nasıl yatacaksınız siz? Çok küçücük alanda. Hadi yattınız diyelim. Bu insan burada darlanmaz mı? Yani madem ranza yapmayı düşünüyorsun, bu yatağı şuradan başlatacaksın. İkinci yatağı şuradan başlatacaksın. Burada bir kayıt var zaten. Daha fazla yer kalacak. Burada ince sünger kullanacaksın. Ya velhasıl böyle bir sürü detay var arkadaşlar. Hangisinden bahsedeyim, hangisini anlatayım? Ama bu karavan olmamış, hiç olmamış. Bütün mobilyaları değiştirmek belli bir maliyeti olacağı için amcamızın da belli bir bütçesi var. Biz minimum olan şeylerden bahsettik kendisine. Onun için önemli olan minimum şeyler. Mesela burası kapalıydı. Burayı açtık. Açtık ki ne görelim? Burayı boşu boşuna seviye yükseltecek bir iş yapmış. Burayı mesela ahşapla kaplamış. Bir de lambiri. Şimdi burayı niye lambiriyle kaplıyorsun ki? Bakın burada yalıtım yok. Bakın görüyor musunuz? Saç. Bura arabanın kaportası. Şunları açtım içinden. Hepsinde davlumbazlar görünüyor. Hiç yalıtmamışlar. Arabayı buradan yokuş yukarı bizim atölyemiz biraz. Yani atölyenin kendi yokuşu var. Çıkartırken bir baktık lavabodan pis su geliyor. Neden arkadaşlar lavabodan pis su geliyor? Kötü bağlanmış. Ya şofbenin elektriği böyle bağlanmış. Priz açıkta duruyor. Ya arkadaşlar bu böyle olmaz ya. Bu amcaya da aynısını söyledim. Amca dedim bak ben sana bütün hataları söyleyeyim. Yanlış anlama. Biz senden böyle hani fiyat yükseltmiyoruz. Ben sana bütün hataları söyleyeyim. Sen doğrusunu bil. Paran olur yaptırırsın, olmaz şey yaparsın ama sen bunu bil. Bu böyle olmaz. Bir. Buraları şöyle görebiliyor musunuz? Bakın dalgalı dalgalı. Büyük ihtimal bir yere yapışkanı çok sıktı, bir yere az sıktı. Böyle dalgalı dalgalı. Bunlar zamanla atacak. Zaten buralar atmış. İçine bakıyoruz. Şu borular. Abi şu borulara bir kapak yap şöyle değil mi? Şu inceden küçük bir kapak yap. Elektrik prizini düzgün bağla. Bunun sigortası nerede?
Umarım diğer tarafta vardır. Yani böyle arkadaşlar, görüyorsunuz bak orada gene sanırım arabanın kaportası aşağı doğru. Ya böyle olmaz ya. Ne diyeyim ki ben yani başka? Arkadaşlar bakın, kapının girişi 22.5. 22.5 44 santimdir arkadaşlar. Ya 44 santim banyo girişi bırakılır mı ya? 44 santim banyo girişinden bu yaşlı bir insan nasıl geçecek? Bir de burada yer de var. Biraz geniş yap. Yok. Şimdi arkadaşlar, amatör iş, ya amatör bir yerde iş yaptırıyorsanız bunlar sizin başınıza gelecekler. Şu an bakın burada bir dünya biz buna emek veriyoruz. Bir dünya işte bunun sahibi para harcayacak. Buradaki hataların %30'u düzelecek. En önemlileri düzelecek ya da en konfor etkileyenler düzelecek. Gerisi ne olacak? Gerisi kalacak. Zemine de masif çam yapmış. Ya güzel de arkadaş, bu karavan ya, bunun bir ağırlığı olacak. Yani bunu sen hafif yapacaksın ki frene basınca rahat dursun, yokuşta rahat gitsin. İşte kuma muma saplanınca rahat çıksın, değil mi? Karda. Yani bunlar hep detay. Yakıt zaten başlı başına bir masraf. Ne anlatayım işte. Bir sürü hata. Ama arkadaşlar biraz ben tüketiciye de suç buluyorum. Yani sen bu karavanı böyle görüyorsun. Kime sordun? Sormadın. Birisi baktın işte 700 bin lira, birisi 650 bin lira, ucuz olanı seçtin. Diyeceğim ama bu karavan kendisi zaten pahalı. Ya bu arabanın boşu 1 milyon vardır. Çünkü çift teker kamyon, kilometresi düşük. Kazası filan yok. Yani kasası da düzgün. Kondisyonu iyi. Şimdi yazık yani. Bu kadar güzel bir araba ve böyle bir işçilik. Hiç yakışmamış. Bakın size şunu da gösterecektim. Şimdi şu poşeti kaldıracağım. Bakın arabanın davlumbazı. Görüyor musunuz? Bir yalıtım yok. Ya böyle iş mi olur? Yani şimdi şurayı senin yalıtımla kaplaman ne kadar? Para tutmaz ki ya. Ama insanlar onun bile şeyinde. Ama siz işte arkadaşlar, diyorum ya, aynı hesaba geliyor. Böyle yere iş yaptırıyorsunuz. Hem düzgün firmanın ekmeğiyle oynanıyor. Hem böyle firmaların sayısı artıyor. Böyle dandik iş yapan. Camı tutturamamış. Elektrik yanlış. Yalıtımlar eksik. Mobilyalar olmamış. Zeminde hatalar var. Yani ben bu zeminin zamanla sorun çıkartacağını da düşünüyorum. Şöyle çekiliyor. Ha bakın, şundan da bahsedeyim. Bu da ayrı bir hikaye. Şimdi arkadaşlar, burada Webasto'nun çıkışı var. Webasto saç kurutma makinesi gibi bir cihaz düşünün. Soğuk havayı emecek. Onu ısıtacak. Ortama salacak. Mantığı bu. Bu kadar basit ya. Ya biz fizik okumanıza gerek yok yani bunu anlamak için. Şimdi bakın. Burada Webasto'nun çıkışı var. Havayı çıkartıyor. O gördüğünüz uzun boru havanın çıkışı. Giriş neresi? Şu sol taraf. Peki arkadaşlar, bu sol taraftan hava giriyor da hava nereden gelecek? Kapalı bir kutu yapmışsın. Onun içine koymuşsun. Nereden alacak havayı? Şu aradaki küçük boşluklardan. Ya bu Webasto çalışıyor mudur? Çalışıyordur. Isıtıyor mudur? Isıtıyordur. Peki güzel kardeşim, ne kadar yakıt yaktın? Ortamı ne kadar ısıttı? Yani verim dediğimiz olay ne olacak? Verim bunda çok düşük olur. Yani durum bu arkadaşlar. Yani nereden tutsan elinde kalıyor işte. Bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ne yaptıkları da belli değil. Yani biz bunun amca bu videoyu izliyorsa zaten o da aynı şeyleri yazar umarım yorumlara. Bana işte böyle konuştuk. Dedim amca, yani yazık. Bak burada bir sürü para. Bunlar yazık olmuş. Ya işte diyor Emrah, sen niye üzülüyorsun? Ya böyle firmalar olmasa siz para kazanamayacaksınız. Ya biz gene kazanırız bir şekilde. Hani ikinci seferi yapmayız da birinci seferini yapmış oluruz. Yani burada ülkenin parasına yazık oluyor. Milli servete yazık oluyor. Şimdi bu adam belki 400-500 bin lira bunun içini yaptırmış. Zamanının parası. Şimdi geldi 50-60 bin lira buraya verecek. İşte 50-60 bin lira da, yani dediğim gibi minimum şeyleri yapıyoruz. İşte koltuklarını değiştiriyoruz. Şu tekli koltuk koyacağız buraya. Burası kapalıydı. Çok kötü bir kapanmaydı hem de. Onu değiştirdik. Buraya sineklik koymamış çünkü bunun işçiliği çok zordur.
Ya şimdi sen buraya sineklik koyacaksın. Hem arabada eğim var, hem şurayı hesaplayacaksın, hem buraya denk getireceksin. Bu yani zor şeyleri yapmamışlar. Basit şeyleri yapmışlar. İşte burayı MDF ile kapatmış, kendince dönmüş bir şekilde. Ya bunu dedem de yapar zaten. Şuradaki işçilik, bakın görüyorsunuz, biz burayı alacağız parçayı. Sinekli içine koyacağız ki amca biraz yaşlı rahat girip çıkabilsin. Yani geniş bir yer olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle detaylar, bir zor işler bırakılmış. Bunları biz halledeceğiz burada. Bakın kapı şişmiş, görüyor musunuz? Arkadaşlar bu kapı şişer. Bu şişmese ben şaşarım zaten. MDF bu. Sürgülü kapı en fazla suyla temas eden yerdir. Sürgülü kapı 1, arka kapı 2. Neden bunlar suyla temas eder arkadaşlar? Ya iyi kapatamazsın, bu aradan su girer, şey olur. Yani buralardan hep bir şeyler olur. Arkadaşlar elimden geldiğince, dilimin döndüğünce size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Eski videolarımı izleyin. Benim diğer YouTube kanalım ED Lab'ı takip edin. Orada elektrikle ilgili, işte mobilya ile ilgili bir sürü detay paylaşıyorum. Yani artık günümüz teknolojisinde bilgiye ulaşmak da zor değil yani. Bundan sonrası tercih. Bakın aynı şekilde Almanya'dan gelen karavanlar da oluyor. Burada yaptırmışlar işte bir firmaya. Sonra kötü olmuş, ağırlık tutmamış. Şimdi tekrar geliyor, tekrar yaptırıyor. Ya tamam, biz para kazanıyoruz. Çok şükür bizim burada üretim yerimizde hiç boş kalmıyor. 8 tane araba bekliyor dışarıda sıra. Bir sıkıntı yok. Ama ne oldu? Yazık oldu. Sizin paralarınıza yazık oldu. Ülkenin parasına yazık oldu. Yanlış mıyım? Benim niyetim bu, düşüncem bu. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere o zaman. Bir cumartesi gününden böyle bir video çekmiş olduk. Tentenin de mafsalını yanlış takmış. Bakın görüyor musunuz? Tentenin şurası, oraya şey taktığın zaman kaportaya vuruyor. Oysa bunu biraz bu tarafa doğru alması lazımdı. Tentenin ayağını da buraya koymuş. Ya benim boyum 183 santim. Ben zor yetişiyorum. Amca nasıl yetişecek? Teyze nasıl yetişecek? Ya her şeyde bir ofsaytlık var işte. Var mı var. Yaptı mı yaptı. Hikaye bu. Hadi görüşmek üzere o zaman başka bir videoda. Hoşça kalın.